Can Bey, şimdi İsrail resmi makamları kara harekatının ya da meskun mahal savaşının henüz başlamadığına yönelik açıklamalar yapıyor. Fakat aynı zamanda yine İsrail medyasına atfen söylüyorum, Gazze içerisinde bazı stratejik kavşakları ve yolları ele geçirdiklerini de ifade ediyorlar. Dolayısıyla şu anda bizim resmen başladı başlamadı tartışmasına girmeksizin İsrail'in 7 Ekim'den beri sürdürdüğü bombalama eylemlerine artık karadan da destekle yeni bir aşamaya geldiğimizi söyleyebiliriz. Ben şahsen başladığını düşünüyorum. Aynı şekilde Hamas ve Filistin kaynakları da İsrail saldırılarının püskürtüldüğüne yönelik haberlere yer veriyorlar. Dolayısıyla taraflar arasında ciddi anlamda bir psikolojik savaş sürüyor. Bir defa bunun altını çizelim. Süreç kanımca Netanyahu aleyhine gelişiyor. Bu tüm dünyada Filistin halkıyla destek gösterilerinin yanında İsrail'de de artık bu gösteriler daha sık yapılır hale geldi. Geçtiğimiz günlerde Netanyahu'nun medyaya da yansıyan bazı tartışmalı sözleriyle birlikte sürecin Netanyahu aleyhine gelişmekte olduğunu söyleyebiliriz. Ben de bu süreçten memnun olmayan ya da mutlu olmayan en önemli kesimin başta Körfez ülkeleri olmak üzere Arap ülkeleri olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu ülkeler aslında Filistin halkıyla dayanışma ya da sivil can kayıplarının önlenmesine yönelik çağrılarda bulunsalar da arka planda Hamas'ın tarih sahnesinden silinmesi yönünde içten içe bir arzu içerisindeler. Bunu ben özellikle Körfez medyasına atfen söylüyorum. Şimdi Amerika bugünlerde Hint Okyanusu'ndan 3000 kişilik kapasiteli bir çıkartma gemisini de bölgeye getiriyor. Şu anda Kızıldeniz'de bu gemi yanılmıyorsam. Dolayısıyla Gazze operasyonunun bölgedeki diğer ülkelere sıçraması olasılığına karşı Amerika başından beri söylediği o caydırıcılık boyutunu gündemde tutuyor. Ama öte yandan da burada özellikle Lübnan'da Hizbullah'ın ve İran'ın son günlerde savaş konusunda, savaşa dahil olmak konusunda bir kararsızlık sürecinde olduğunu da söyleyebiliriz. Bugün Lübnan'da yapılan bazı anketlere göre Güney Lübnan'da halkın %68'i yeni bir savaş istemediği yönünde bir karar vermiş ya da oy kullanmış ki bu kaynak da aslında Hizbullah'a yakın bir kaynak. Dolayısıyla ben hala bölgeye sıçrama tehlikesi olan bir süreçte olduğumuzu düşünmekle birlikte Gazze'de İsrail ve Netanyahu 7 Ekim'de kırılan onuru ya da zedelenen imajını tam olarak olmasa bile bir şekilde tamir etmeye yönelik bir zafer peşinde. Ben ABD'nin de bu senaryoyu oynadığını düşünüyorum. Bugün bakıldığında ne yazık ki Netanyahu'nun ve İsrail'in kararlı adımlar attığını söyleyebiliriz. Özellikle hastanelerin etrafını bombalamaları, hastaneleri boşaltmaları, halkı güneye Han Yunus'a yönlendirmeleri ama buna rağmen Han Yunus civarında da hava saldırılarına devam ediyor olmaları Doğru. gösteriyor ki İsrail oldukça kararlı. Son bir cümle, İsrail basınına atfen söylüyorum. İsrail'in hedefinde aslında Gazze'deki sivillerin Kuzey Sina'ya önce çadır kentlere daha sonra da kalıcı konutlara yerleştirilmesi gibi bir hedef var ama Mısır tabii ki buna yanaşmıyor. Son bir final sorusu, 2 dakikam kaldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 19. günde değiştirdiği diplomatik dil nasıl geri dönüşler alacak gibi? İlk aşamadakileri biliyoruz. Diplomatik olarak yorumlayanlar, diğer ülke liderleri, dışişleri bakanlarından geldi elbette bir takım tepki ve yorumlar ama uzun vadede bu ne anlatır? Öncelikle 15 gün içerisinde bir U dönüşü oldu. Bunun altını çizelim. Yani
Bu çok önemli bu kadar kısa sürede. İkincisi, Türkiye'nin ve Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar Filistin halkının çektiği ızdırabı, drama dikkat çekmenin yanı sıra aslında siyaseten Hamas'a destek veren bir yaklaşım sergiledi. Evet, biz Hamas'ı terör örgütü olarak saymıyoruz. Rusya da saymıyor, İran da saymıyor. Ama bunu terör örgütü olarak sayan ülkelerle bunu tartışmanın bir anlamı, bir esprisi yok. Kaldı ki son günlerde İran bile, hatta Rusya bile, ki Hamas'la çok sık görüşüyor, Türkiye kadar ileri gitmediler. Evet. Erdoğan'ın bu açılımı ne yazık ki Filistin sorunundan, özellikle de Gazze'deki sivillere yardımcı olmayacak sertlikte bir açıklama olarak geldi. Ben bunun da Arap sokaklarında belki taraftar bulduğunu söyleyebiliriz ama Arap monarşilerinde olumlu karşılandığını düşünmüyorum. Hatta Ramallah'ta bile Erdoğan'ın açıklamalarının sorgulandığına dair sosyal medya hesaplarında çeşitli haberler yer alıyor. Talihsiz bir açıklama oldu. Özellikle de Türkiye'nin içinde bulunduğu iktisadi kriz ortamında çok yanlış bir hareket oldu. Teşekkür ediyorum Aydın Bey. Vakit ayırdığınız için, analizleriniz için. Bakalım önümüzdeki günlerde hangi başlıklar elimizde avucumuzda olacak. Yeniden